alan kadar, o zaman bir altın otopark bu olabilir. Meclis adına konuşuyorum, kendi adıma konuşuyorum. Olabilir diye düşündük. İlgilisine de bu şekilde. Çünkü burada da güzel bir bina olmasında da yarar da var. Yani güzel bir parselasyonla olmasında yarar da var. Bu da bize, üstelik bizim belediyenin de yeri var galiba burada. Yok mu? Yok başka. Şu arkalarda bir yerde. Yok başka. Yok. Kimin o yer? Parselerde bir yerde. Özel mülkiyet. Ha, özel mülkiyet. Ha, tamam. Ya, hepsi toplanmış oluyor. Yani bu alan aslında çok önemli bir alan. Ne kadar yamuk yumuk ne varsa hepsi bir araya toplanıyor. Güzel bir parsel olacak ama şartı o alanın yine kamuya açık alan olarak, çünkü insanlar park ediyor ya, artı kendi parkını da evin altına yaparsa olabilir gibi geldi bize. Sadece bir görüş, bir bağlama yok yani. Bir evet. Bitti. Yok, biliyorum, yok. Şey bitti. Komisyon bitti. Evet. 10. gündem maddesi, değerli meclis üyeleri, belediye meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi teklifi. Diyeceksiniz ki demin, yıllardır kaydediliyor bu. Aklın neredeydi? Bu benim aklım değil, bu müfettişin aklı. Efendim, görsel, sizleri görsel yayınlayabilmek için izniniz lazımmış. Telif hakları. Mesela bugüne kadar olanlardan telif hakkı isteyebilirsiniz. Ama tabii bu karar verirseniz geriye de işleyecek. Unutmayın. Hiç heveslenmeyin. Evet. Bu doğrudur. Kişilik hakları arasından. Hukukçular da bunu evet dedi. Değil mi? Evet. Müsaade ediyorsanız değerli meclis üyeleri, sizi görüntülü olarak ve sesli olarak meclisimizi yayınlayalım. Sizlerle beraber. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Şöyle zannetmeyin, ben red verirsem şey alırım falan zannetmeyin. Oy çokluğuyla geçerli bu. Yeterli abi. Öteki türlü ben vermem. Sizden para isterim. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Bu arada tabii aynı zamanda yeni yılınızı da kutlamış olalım. Çünkü artık yeni yılda inşallah buluşacağız. Sağlıklı, sıhhatli. 2020. Aslında enteresan bir yıl. 2020. Değil mi? Güzel bir şey oldu. Şimdi efendim, biri çarşamba, ikisi perşembe, üçü cuma. Önerimiz üçü olsun. O gün tatilden kimse dönmez. Pazartesi günü de işimize, yolumuza devam edebiliriz diye böyle bir görüş var. Aksi düşünen uygundur. Üçünde toplanacağız. Efendim? Pardon. Siz, yok, o öyle bir şey yok. Öyle bir karar yok. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir canlı yayındasınız, öyle bir şey yok. Şimdi evet. Bu arada biz ayın 28'i, 29'u, 27'si gibi grup yapılabilir, herkes yapabilir. Hatta yani biri tatil ama ikisi, üçü açık. Yani üçü meclis olmaz ama grup olabilir. Pazartesiye kalacak. Ona göre herkes kendi grubunu kendi ayarlar. Ya yılbaşından önce yapar ya yılbaşının o günü yapar. Bu şekilde hallederiz. Evet. O zaman 3 Ocak 2020 saat 18 olarak meclis toplantımızın yapılmasını kabul ederler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, son iki maddemiz. Evet. Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu 2019 Kasım yönetim kurulu kararına istinaden şirket sermayesinin yeterlik rasyolarının yüksek sermaye nedeniyle düşük çıkmasını gidermek amacıyla 9 milyon 150 bin lira olan sermayesinin geçmiş yıl zararlarının tasfiyesi amacıyla 6 milyon 150 bin lira azaltılarak 3 milyon lirasına indirilmesi, Düzenli Ticaret Kanunu ve bizim Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin amir hükümleri gereği talep edilmiş. Bütçe Komisyonu görüştü, toplandı, oy birliğiyle kabul etti. Yani sermaye arttırma yerine sermaye azaltması yapıyoruz. Çünkü sermaye arttırması şey bir iş, zor bir iş, daha doğrusu şöyle zor.
anlamsız bir iş. Rasyoyu tutturmak için sermaye artıracağımıza sermayeyi azaltıyoruz, rasyosu tutmuş oluyor. Daha düşük şeyde o bakımdan böyle bir yasal süreçte bunun ilgili Türk Ticaret Kanunu ve bizim bütçe muhasebat şeylerine de uygun. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz yoksa konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Son konuda yine Fen İşleri Müdürlüğümüzün bu yıl kullanamayacağı anlaşılan 6 milyon 145 bin liranın Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne mali kurumlara ekonomik koda aktarılması, yani kullanılmayan Fen İşleri Müdürlüğü'nün 6 milyon 145 bin liralık ödeneğinin mali hizmetlere aktarılması. Zaten para mali hizmetlerin, geri alıyor parayı. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, verimli bir toplantı oldu bence. Her şeyi konuştuk aşağı yukarı. Ama tabii en önemlisi özellikle bu kadına karşı şiddet konusunda yine çok hassas olmamız lazım. Bunu hep gündemde tutmamız lazım. Zaten geçen gün hem AK Partili kadınlar hem Cumhuriyet Halk Partililer, sivil toplum kuruluşları bu konuda tepkilerini gösterdiler. İnşallah bundan sonra buna fırsat kalmaz. İyi yıllar diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın. Evet, kayak merkezlerine gidecek olanlar kimler? Yılbaşında. Evet. Bir tek şey gidiyor. Özden Bey yıl Alpler'de geçirecekmiş bu sene. Ha bu arada pardon bir dakika. Ahmet Bey'i ilgilendiren bir konu var. Onu bir duyurayım. Unuturum sonra. Şimdi Balkan göçmenleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şey kuruyor. Bu tabii elbette ki Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesi arkadaşımız oradaki komisyona katılacak. Ancak orada Gülay Hanım katılacak. Dolayısıyla niye bunu açıyorum? Gülay Hanım orada gidip bunları toplantısı var. Anladıktan sonra lütfen Ahmet Bey'le iyi bir işbirliği içerisinde olmamıza yarar var. Çünkü Ahmet Bey Balgöç'ün başkanı. Balgöç'ün başkanıyım. Bir de Konfederasyon Yönetim Kurulu. Yönetim Kurulu. Yani bize onun bilgileri ve konuları bize aktarması sizin çalışmalarınıza yardımcı olur. Biz tam tersine de siyaset, yani Balkan göçmenleriyle ilgili siyaset yapılacağı zaman aynı zamanda da bilgi birikimi olur diye bunu duyurmak istedim. Teşekkür ederim. Önceki günlerde Adana'da bir Balkan masası CHP tarafından çok büyük bir organizeyle yapıldı. Tamam. Okey. Zaten biliyorsunuz şey demiştim, Avrupa Birliği şeyini konuşurken bu yeni Avrupa Birliği projeleriyle ilgili bize Avrupa Birliği'nde komisyonda Balkanlarla proje yapın diye öneri gelmişti. Ve açılacak olan çağrıların Balkanlarla işbirliğine yönelik konulara içereceği konusunda da bilgimiz olduğunu söylemiştim. Bu da vesile oldu. Evet. Teşekkürler hepinize. Davulunu al da gel abi yılbaşında. Yılbaşında davulunu al da gel abi.